Seçime nasıl bir ekonomik tabloyla gidiyoruz? Son virajda bizi neler bekliyor? Ülkeye bir miktar ufak çaplı bir finansman girdi şimdi. Hı hı hı. E, mesela bu pek konuşulmuyor. Ya çok girdi ya da hiç girmedi gibi görüştü ama ufak miktarlarda girdi. Zaten hani hı hı. onu gördük Merkez Bankası bilançosunda biraz şeylerde hı hı. falan ama... E, bunun böyle Amerika'dan gelen bazı ufak tefek, ya yani büyük fonların ufak tefek e, böyle şeyleri... Bunların bir kısmının e, aslında Hafize Gayanam'ın e, katkısıyla hı hı. girmiş olma ihtimali çok yüksek... Hı hı. Çünkü şimdi yurt dışına gittiğiniz zaman biz size bir program anlatıyorsunuz. Ama programın tam olarak bir program olmadığı, hep her yayında dile getiriyorum. Programın hepsi aslında kendi dili, deyimiyle ya şu seçim bu kadar erken olmasaydı da ya şey daha geç olsaydı da biraz daha erken olsaydı veya hiç olmasaydı da biz adam gibi bir programımızı yapabilseydik. Ben de bunu sanıyorum buluyorum. Seçime kadar yani iki perde halinde bakmak lazım. Bir seçime Hı -hı. kadar ekonomi bir de seçimler söyleyebilir. Şimdi benim gözlemlediğim e, Hafize Gaye Hanım'ın seçime kadar da dahil e, ya bu faizleri arttırmaya devam etmezsek biz bu işten şimdiden çıkamayacağız. E, çünkü Merkez Bankası bilançosunu içine girince daha Hı -hı. iyi okuyabiliyorlar ve neler ne olup bittiğini. Bir de yapılanların tepkilerini piyasada görüyorsunuz. Yani tam olarak yurt dışından bakış açısını uzun yıllar yurt dışında yaşayan biri olarak daha iyi görüyor. Ama Hı -hı. Mehmet şey uzun yıllardır bürokrasinin ve e, siyasetin içinde özellikle siyaset tarafını iyi bilen ve neyin yapılıp neyin yapılamayacağını bilen birisi olduğu için te daha temkinli bir dil kullanıp biraz daha e, böyle e, aslında her şeyi seçimden sonra erteleme. Ama seçime kadar da piyasaları ikna etme e, üstü bundaydı benim Hı. gözlemim. Şimdi öbür tarafta da ne oldu? Bir de üçüncü şeyden söz etmiştik. O da diyor ki Tabii. seçim var. Bizim önceliğimiz seçim. Çünkü Hı. bu seçime kadar biz ne yaptık? İlk seçimden önce Şahap Bey e, Merkez Bankası Başkanı iken olabildiğince Nas modeliyle faizleri düşük tutup İçer iç tüketimi besleyen, iç tüketimi canlandırıp Ne gördük mesela son bir, bir hafta içerisinde? Kredi kartı faizlerinde nasıl? Kredi kartla ilgili uygulamaları tartışırken bir anda evet. kamu bankaları kredi kartı faizleri aşağı Çıktım. çektiğini gördük. Evet. Yani, tam söylenenlerin tersine bir davranış. Neden? E seçime kadar aman tüketimi kız kesmeyin. Bakın size ucuz kredi veriyoruz. Sıkıştığınızın farkındayız, İmkan tanıyoruz. Yoksa evet. vatandaş o kadar o kaç puan düştü faizim ne kadar ödeyeceğim bunu çok fark etmez. Zaten ama kredi kartına muhtaçsa, evet zaten muhtaç şey yapacak, yapacak yok. ama en azından. Evet. Gönül rahatlığıyla yap demek istiyor. Tabii. Şimdi bütün bu olgulara baktığımız zaman ortada aslında e, birbirle çelişen ve hı hı. üç değişik çelişki hı hı. var yani hı hı. hiçbir tanesi tam ya yani. bir üçü de bir üç benzemez aslında yüzde yüz enflasyon var tamam halk bunu böyle düşünüyor hı hı. zaten hissediyor. merkez hissediyor Tabii. merkez bankası da e, sızdırdığı hissedilme hisseler diye söylediği söylemler. ama herkes, herkes biliyor bunun böyle olduğunu Tabii. yüzde kırbeş faiz ne ortu Tabii. Ortodoks para politikası, tabii. yüksek faiz verir. Öyle bir şey yok. Ama siz uzun zaman yüzde %8,5'lik onlara 15'lere falan alışınca 45 tabii çok yüksek tabii. geliyor. Tabii. Ki ben yüksek faiz yanlısı değilim ama siz faizi düşünmeyi kaldırma üzerinden sürekli siyaseti sanki bunun üzerinden e, makro politika dizayn ediliyor ve para politikası tabii. siyaseti böyle dizayn edince eee insanlar da bunu algı, algı yönetiliyor. Dolayısıyla aslında %45'le falan bir sıklaştırma falan yapılmıyor. Ortada bir sıklaştırma yok. Gerçi işin gerçeği. E para şey tarafına bakıyoruz. E M1, M2, M0 biz para arzına bakıyoruz. Orada bir azalma yok. Hı hı. Neden yok? Bir korku var. Yani aman bir şekilde biz piyasada parayı hı hı. sıkıştırıp bir anda şey yaparsak çok daha sert duvara toslarız. Seçimden önce toslarız. Hı hı. E bu rahatsızlık bizi affetmez bu sefer artık seçmen. Yeterince ekonomi... E sanki esnaf yapıyormuş o zamları. Sanki üretici yapıyormuş. Hı hı hı. Sanki para politikası hiç alakası yokmuş gibi. Gerçekten bak esnafla konuştuğun zaman veya işte halkla konuştuğun zaman inan bana ben yani benim gözüm yarısı ya çok aç gözlü oldu insanlar. Bu çok evet. ayıp ediyorlar filan diyorlar. Hı hı, tabii, tabii, Hala tabii. E, aslında bunun bir para politikası ve ekonomi politikaları bütününün sonucu olduğunu Kimse gözlemlemiyor. Evet. Dolayısıyla bütün bunlara baktığımız zaman e, biz bu seçime kadar epi göstermeye çalışan bir ekonomi yönetimi görüyoruz. Bir merkez bankasının da şöyle bir e, fotoğrafını çekelim mi? Kesin. Şimdi şöyle merkez bankası bilançosunda eksi -54 54.5 milyar dolar net döviz Hı -hı. rezervi var ve bir de işin faciası e, Mehmet Bey geldiği zaman böyle bir e, bir manevrayla daha önceki o kur korumalı mevduattaki Hı -hı. zararı Hazine üstündeydi, hazine garantisindeydi. Onu aldı, merkez Bankası'na aldı. Böyle bir bir akşam kalktık, bir sabah uyandık. O zarar bir anda artık merkez bankasındı. Şimdi biz merkez bankasının zarar ettiğini pek görmedik. Yine kadar merkez bankası karlıdır. Karlarını da kuruluşu içi bariyle yıl sonunda her yılın ertesi yıla geçerken hazine transfer eder. Ama kar eder. Zarar edince neyi devredecek onu onu bilmiyoruz. Yani görmedik. Evet. Şimdi ortada geçen yıldan kalan 1 trilyon 250 milyar benim hesaplamalara göre bir zarar var. Büyük bir zarar. Yani işte bütçe açığına hı hı. görünmeyen bütçe zaten büyük ve devasa bir açık verdik. Herkese saygım, herkesin bilgisine ve görgüsüne, herkesin da yaptıklarına son derece saygım var. E bakıyorum doğru yaparsa doğru diyorum. Bu yapılarına ben de katılıyorum diyorum. Yanlış buldursam da yanlış. Bir şeylerin geldiğini seçimden sonra çok kuvvetli bir dalganın geldiğini ve Merkez Bankası bilançosu bu büyük sorunu. Oradan oluşan zararı ve daha potansiyel <laughs> zararı. Bu geçmiş kapanmış zarar şimdi. Ortada bir de şu anda 80 milyar dolar da duran ve öyle ayda geçen hafta %0.6 azalan filan bir KKM gerçeği var. Kur konumu <laughs> O hala içerinin sistemin içindeki barut Bomba. Şey gibi Atlama havuz yazmış. probleminde hani hep söylerler diye ilkokul probleminde. Yukarıdan üç musluk dolduruyor Aynen. aşağıdan bir musluk. Niyeyse. İşte bu musluk dolduruyor. fena fenavis duruyor. <laughs> bu musluk bir yarık. Yani havuzun ortası yarılmış. Gidiyor akıyor sular aşağı. Ee, şimdi o onun için yani siz ne kadar yabancı finansman <gülüyor> bulduğunuzu <gülüyor> söyleseniz de. devede kulak ortada söylediğim rakamlar. 55 54.5 54 buçuk milyar dolara <laughs> 80 milyar dolar. Bunlar 135 milyar doları buluyor. Yani 135 milyar dolar gelirse Türkiye'ye Merkez Bankası sıfır. Evet sıfır oluyor. yeniden. Kaltıp atıyor KKM zararını. Diyor ki KKM'nin de artık parası bende. KKM kalabilir. Bitirmek de zorunda değilim. Zaten bu kasamda para var para. diyebilir. Evet. O zaman zaten KKM başarılı bir operasyona dönüş. Ama öyle bir para yok. Çünkü KKM'nin esprisi zaten onu o dolarları çevirip o arada o doları iç tüketimi finanse ederek bir büyüme yaratıp içeride seçime kadar Tutmak. İş tüketimle tutmaktı, başarıya da ulaştı. O amaca başarıya ulaştı Hı -hı. ama sistemin içine büyük bir bombayı koydu veya havuzun senin söylediğin gibi altına bir büyük bir çeşme yarık açtı. KKM yani seçimden sonra Evet. Ee... O konuda yani... benim biraz sert bir görüşlerim var. Hı -hı. Ne demek istiyorum? Ben şimdi bu tip e, sorunların öyle güler yüzle ya yani biz bunu geçiştiriyoruz Hı -hı. da bitebileceğini düşünen tarafta değilim. Evet, böyle yavaş Daha yavaş geçireceksiniz. Evet. Siz bunu böyle yavaş yavaş yaptıkça e, bu sorun devam ediyor. Şimdi sizin oradaki sorununuza büyük bir para bulursanız o paranın da yabancıya gittiğiniz zaman hep bunu atlanıyor. Ya diyorlar ki yabancı parası girecek seçimden sonra döviz kuru düşecek veya az artacak. Arkadaş girecek olsa şimdi de girer. Zaten eğer madem düşecek ve artmayacaksa. Çünkü yerel seçim bu. Evet. Yani bir iktidar değişikliği söz evet. konusu değil. Yani mi? böyle bir dramatik bir seçim değilse hı hı. o zaman şimdi, şimdi de, de girer. Der ki ya seçimden sonra düşecekse ben şimdiden gireyim. Daha büyük avantaj diğerlerinin önüne geçerim. Yabancı böyle bakar. Gelmiyor. Hatta yani o geçen hafta dikkatten kaçan konuyu üstüne basa basa söylüyorum. Sekiz buçuk milyarlık sukuk anlaşması cepteydi. Evet. Bir anda yok oldu. Biz baktım ha 55 milyon dolar geldi Suudi Arabistan'dan filan. Evet. Sekiz buçuk milyar dolar ya biz zaten bunu beğenmiyorduk. 50 milyar dolar bekliyorduk. Sekiz buçuk peki dedik kaç aydır sekiz buçuğu bekliyoruz. Sonra dendik sekiz buçuk. Ya biz daha uygun koşullar bekleyeceğiz. Ne uygun koşullar Sekiz buçuk koşulu neydi de şimdi uygun olmadı? Ben onu anlamadım. Evet. Sonuçta böyle o para bile diyor ki ya siz diyor burada galiba kişisel görüşüm bu bir yorum. Bir devalüasyon de yapmaya mecbursunuz. Hı hı. Siz onu yapın. Biz sonra bir bu paraları gelin. verelim. Ortadaki bu sorunu görmezden gelip ortada bir merkez bankası sorunu var. Ya onu idare ederler. Ya niye idare edelim artık? <laughs> artık idare etmeyi bırakalım. Biz evet, bunu çözelim. Çözelim. Evet. Zaten ben idare etmek istediklerini zannetmiyorum. Çözmek istediklerini zannediyorum. Ya ben iyimserim. Herkes aslında iyimser gibi yaklaşıp kötümserler. Yani bu böyle gider ama yavaş yavaş biz güveniyoruz modeli. Hı hı. Ya ortada bir zaten model yok henüz. Seçimden sonra bir model çıkacak. Israrla söylüyorum. Ülkeyi ucuzlatmak durumunda kalacaklar. Çünkü ülke pahalı. Bizim zaten vatandaşımıza pahalı da ülke yabancılara göre de pahalı. Gelmiyorlar büyük miktarlarda turist. Bu ülke çok daha turizmden 70 milyar dolar 100 milyar dolar gelirlere çıkabilecek kapasiteye sahip ve evet. cari açığını komple hiçbir zaman cari açık vermeden turizm sayesinde çevirebilecek bir şey. Ama o kuru üstündeki manipülasyon. E niye? Çünkü o döviz içerideki borç var ya o borcu olduğu için yettiğine <laughs> bir Top şey sürdürme, toz kondurmamaya çalışan <laughs> bir şey görüyoruz. Ee, o açıdan hani, bütün arkasındaki sebep güven, özgüven değil. Tam tersine aslında zafiyet. KKM'de şu an ne kadar meblağ var aşağı yukarı? Bir onu 80 sorayım. Milyar dolar 80 milyar dolarcı var. 80 milyar dolar. Yani o oynuyor. Her hafta küçülüyor ama ufak <laughs> ufak küçülüyor. Son benim gözlemlediğim, ben bana da takipçilerim yazıyor. Mesela bu hafta KKM'den vardı. Dön, dolara dönün, fiziki verin dediğim anda aman yok yapmayın. devam Tekrar devam ettirelim'e dönmüş. Evet. Çok iyi imkanlar vermişler. Halbuki KKM'yi bitirmeye hedefliyorduk <laughs> ama siz onu eğer istemeye kalkarsanız bunun böyle tip yanıtlar almaya başlıyorsunuz. Yani. TL'ye çevirmek istiyorlar ve bence bir gece hı hı. ben o, o konudaki görüşümde bir gece sert şekilde bunu kalanlara biz sizi uyardık ne kadar zamandır biz sizin şeyinizi TL mevduata çeviriyoruz bir yıl vardır gibi bir şey yapmaları gerektiğini Gerekecek. düşünüyorum. Yani ben mecbur kalacaklar diyorum ama bu tabii bir spekülasyon yanlış hı hı. anlaşılmasın yani hı hı. bu bir bilgiye de dayanmıyor bir tüyo da değil bir yatırım tavsiyesi değil ama olan hı hı. bence mecbur kalacaklar çünkü bir noktada bu bir işi bitirmemiz lazım yani hı hı hı. E seçim yok. Dört sene. Ne zaman Hı -hı. bitireceğiz? Öyle yavaş yavaş bitirme işi şeyi delmeye devam ediyor. Yani evet. çünkü biz bu KKM var diye dü dünya çapında pahalı olmaya devam edemeyiz. Ki seçimden sonra nasıl bir model çıkacak karşımıza? Bu seçimde çok şeyleri değiştirebilecek sonuçlara gebe olacağını zannetmiyorum. Hı -hı. Sonuç itibariyle ben seçimden sonra aslında Afize Gayrimın üstünde durduğu konuya dönmek zorunda kalacaklarını düşünüyorum. Ama önce bir devalüasyon yapacaklar. Hı -hı. Artık onun miktarını Herkes şimdi yavaş yavaş, ben bunu söylediğim zaman herkes itiraz ediyordu. Aa yok böyle değil, yıl sonu şu falan. Şimdi yavaş yavaş bakıyorum herkes, ya biraz kurt artar, 33 olur, 36 olur, 40 olur, Kademeli. 5 olur demeye başladı herkes. Hı hı. Ben sırayla bunu yapmışken, şimdi yapın ki turizm sezonunda rahat edelim. Hı hı, mantıklı. Yükseltin de durun. Ondan sonra dövizin artışının artık daha fazla artmayacağını oturtun. insanlara bunu e, empoze edin. Gerçi madem ikna etme kapasiteniz var bu ana kadar, hı hı. ona ikna edin. Ya yani bir deval yapın. Sonra deyin ki biz daha önce bunları gördük. Şimdi ben evet. ilk defa bunu evet. kendi evet. uydurmuyorum. Tabii. 94 ve 2001 krizlerinden nasıl çıktığımızı gördük. Bir deval olur, bir para girer. Yüksek bir faiz verirsin. İnsanlar dövizlerini bozar. Çünkü dövizin artık bir yere gitmeyeceğini Görün, zaten evet. bir para kazandığını düşünür. Onu döner. Aa, ya o deval olunca çok büyük enflasyon e, artış olur. Enflasyon ben de diyorum ki zaten içeride vergileri arttıracakları için hı hı. o e, devaline, yani devalüasyonun etkisini içerideki talebi yüksek faizlerle kırarak hı hı. bir miktar düşürebileceklerini düşünüyorum. Hı hı. Ve bir miktar tabii ki enflasyon artacak. Ama işte onu da daha yüksek bir faiz vererek mesela 60'a çekersiniz faizi net şekilde. Hı hı. Ondan sonra e, insanlar dövizini bozup 60'tan 70'ten 80'den e, orta vadeli hı hı. bir yıllık mevduatları hı hı. teşvik edersiniz. Hı hı. Ondan sonra ekonomi evet yavaşlar. Ama en azından bir çıkış yol haritası içinde ışık görünür deyim evet. yerindeyse. Ya bir şey olduğuna ikna ben mesela ne olurum. Serbest bırakılsa olmaz ama bir anda fırlayacağı maksimum yer ne olabilir? Ya ben şimdi 40 liranın altındaki her kurun Türk ekonomisinin artık hiçbir rasyonelliğe bağdaşmadığını <laughs> düşünüyorum. Ama bana göre normal olarak bu kurun biraz pahalı deyip aa artık çok pahalı oldu. Türkiye aa bak <laughs> bu devalide yaptılar. Biz para sokalım hem yabancılar için hem içerideki <laughs> dövizden dönmek isteyenler için. 50 liranın üstünde bir kurun... ...60 liraya yakın bir kurun olmasını... ...şey bulurum. O durdurur. Yani hı hı. hızını keser. Hı hı. E, çünkü mesela gördük bu... ...8 liradan 18 liraya götürdükleri zaman... ...ben ben o zaman da 14 liranın... ...makul kur olduğunu düşünüyordum. Hı hı. 14 liranın üstünde zaten pahalı olduğunu... ...anlatmıştım ve satmalarını herkes önermiştim. Zaten düştü 11 liraya, 10 liraya. Hı hı. Sonra hı hı. ne oldu? 14 lira ortalamayla kaldı bir yıl. Aslında bu hesabım tam tuttu. Ben aynı hesabı yine tutacağını düşünüyorum. Hı hı. Türk lirasının normalde şimdi... 50 liranın üstüne atıp yani atıyorum bir 60'ı görse bir 50 liraya otursa aslında bir buçuk yıl falan orada tutabilirsiniz bu kuru. Ve artık ilk bir enflasyon üzerinde bir etkisi olur. Daha sonra en azından dönen dövizlerle cari açıklar kapanır. Sistem dönmeye başlar. Ama bunun olması için Aa, çok büyük yoksulluk ya zaten yoksulluk oluyor. Bu bölümünü anlaşamıyoruz. Yani davranışlar bir kere bozulduğu için zaten kur artmadan bütün biz e, kurun artmış gibi enflasyonist baskısını hissediyoruz. Doğru. Dolayısıyla o e, koptuğu için oradaki linkler orada da koptuğu için bunu e, anlamak istemiyor e, modelleme yapan veya e, işte Koro'daki arkadaşlar diyelim. E ben bu konuda çok e, net e, düşüneceğim geçmişte çünkü defalarca gördük. Hı. Bütün gelişmekte olan ülkelerde bunu gördük. Bunlar o bulmadı süreci. Mesela Arjantin'de Hı. az önce söylediğim e, kötü model uygulanıyor. Durmadan Hı. geriden giden bir model var. Kur hiçbir zaman tam artmıyor faizler. Hep enflasyonun altında artıyor. Geriden gidiyor. Kur geriden gidiyor. Kur öne geçtiği şey yaptığı zaman faiz geriden gidiyor. Hiçbir zaman hiçbir şey yakalanamıyor. Hep açık içindeler. Hep enflasyon hep artıyor. Yani böyle yukarı doğru gitmeye devam eder bu iş. Yani hı hı. şey o e, havuzun dibindeki şeyi kapamadığınız sürece, sığamadığınız sürece hı, yarı. Hı, hı. böyle Bu böyle devam eder. Yani bu... Bir model değildir. Bu gün kurtarmadır. Ben de Türkiye'nin artık gün kurtarmaktan bir noktada vazgeçmesi gerekiyor. Yani evet. demek ki Türkiye'nin kendine has bir potansiyeli, bir gücü, e, resilience denir, bir dayanıklılığı var bu evet. ekonomik krizlere karşı. Bunu biz neye borçluyuz? Yani Arjantin olmamamızı meyve Evet. Orada e, ben jeopolitik konum olduğunu düşünüyorum. Evet. Şimdi Arjantin e, jeopolitik olarak evet Güney Amerika'da büyük bir ülkedir. Önemli hı -hı, bir ülkedir. Hı. Tarihte de bazı önemli şeyler olmuştur ama bir Türkiye Değilmiş. Cumhuriyeti hı -hı. pozisyonunda değil. Onun için hiçbir zaman ben Türkiye Arjantin birebir örneklemeye hı -hı. katılmıyorum. Hı -hı. Ama e, o Türkiye'nin Arjantin'le o kadar benzerlik göstermesi hep sürekli IMF'in kapısında olması, benzer e, bir türlü enflasyonu yenmekte zorlanması hep, sürekli devalüasyonla ee, devam eden bir model olması ve enflasyonda gerçekten yarışıyoruz. Onlar birinci, biz ikinci, dördüncü öyle yani kim önü ipi öne geçecek böyle şey gibi düşün yani. Hani her turda birisi evet. öne geçecek evet. gibi bir hissiyat var. Dolayısıyla e, hiçbir zaman Arjantin'in tamamen benzeyemeyiz ama çok benzer özelliklerimiz var. Mesela Arjantin'de de kur korumalıya benzer şeyler denenmiş. Biz zaten onları böyle biraz kopyalıyoruz. Ya biz nasıl onlar nasıl işleri e, yüzdürürüz derdinde olmuşlar ve yüzdürmüşler. Ama IMF geliyor. Onlar da bu işin içine katkıda bulunuyor. Oradaki buradan en büyük farkımız oraya gelen paralar IMF'den otomatik olarak yurt dışına zenginlerin parası olarak transfer oluyor. Evet. Bizde o transferler oldu zaten. Çıkan çıktı. Şimdi biz kayıt dışından biraz para aldık içeri. Hı hı. Onunla dönüyoruz. Türkiye'de asıl Arjantin'den en çok uzak bu jeopolitik konum itibariyle inanılmaz bir kayıt dışı girişi var. Rusya'dan var. Doğru. Orta Asya ülkelerinden var. Avrupa'nın belli paraları var gri listede olmamızı gerektiren paraları falan filan oradan buradan Orta Doğu'dan para giriyor çıkıyor. Bir şekilde sistem kay Bir de ülke zaten uzun yıllardır e, vergi politikasının hatası yüzünden. Yani kimse vergi vermiyor diye. Diyor ki ya biz dolaylı vergiyle zaten tüketim üzerinden alabildiğimizi alalım. Gerisi Allah kerim diyor. E, dolayısıyla onun dışındaki parayı takip etmek ve şey yapmak bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ama çok da önünü kesmek istemiyor işte. Dövizde, adöviz <laughs> döviz alışverişte ufak bir vergi getirme. Ne getirirse o tip vergilere, o tip transactional vergilere şeyleri? <gülüyor> <gülüyor> e, onlar zaten fiyatlı üstüne ekler alt e, bir, bir işe yaramaz yani. <laughs> e, bütün maliyet aynı şekilde devam. Onun için onları da biliyorlar, e, onlara yüklenemiyorlar. Ve yüklenemeyeceklerini de zannetmiyorum. E, o açıdan hani Arjantin'de evet e, bazı çok benzer e, şeyli patikalarımız var. <laughs> ama e, biz e, e, eğer Birçok o koro ekonomist arkadaşlarımızın hı. söylediği gibi davranılırsa zannetmiyorum. Arjantin'e daha çok benzemeye başlarız. Çünkü o politikalar öyle devam, devam etmiş. Edelim. Ama Türkiye'nin daha güçlü bir ülke ve daha potansiyel bir ülke olduğunu hı. hala düşünen hı hı. taraftayım. Türkiye yeniden IMF'ye gider mi? Bence gidildi bile. Yani bu belki resmi olarak IMF denmez. Hı. Belki bir komite denir. İşte IMF ve Dünya Bankası'nın ortak ve onların denetiminde denir. IMF'ye gitmedik ama IMF ile çalışıyoruz denir falan. Hı hı. Ben bunu zaten yapıldığını düşünüyorum. Bana göre bu İsveç paketi e, İsveç'in yani şeyden geçmesi olayı tamamen hı. bununla koreli. Bizi seçime de. kadar bize bir kriz biliyorsun hı hı. Işte, bir gecede Trump'ın bir tweetiyle e, ülkenin dövizi 5 liradan 8,5 liraya gidebiliyor. Yani Şimdi e, ben hep bunu söylüyorum. Kur'da bir şey görmüyorsanız, Merkez Bankası'nı çok iyi yönettiği için falan değil. Yabancılar buna izin verdiği için. Yani isterlerse yine bir e, sıcak para Ya swap hatları kapalı yap, yaparlar. Swap hatları kapalı da olsa açık da olsa Hı -hı. istedikten sonra döviz kurunda operasyon çünkü döviz dolar Amerika'nın para birimi. Tabii. Bir ülke Tabii. üstünde istediği yoğunluğu o da, dalgayı yaratabilir. Yapmıyorsa hala belli bir e, gizli bir sözleşme var olduğuna dair yani söyle şey yapmayın abi gizli sözleşme falan Hı -hı. değil de hani bir, bir anlaşma e, çerçevesinde anlaşma çerçevesi Hı -hı. davranılıyordur. Yani Hı -hı. tamam biz siz derdimiz yok hani sizin niye Hı -hı. üstünüze gidiyorsunuz ama siz de lütfen hani şu İsveç konusunu halledin Hı -hı. e tamam bizim paraya ihtiyaçımız var tamam seçimden sonra siz de bir devalüasyonunuzu yaparsınız Hı -hı. şeyinizi veririz biz de sizde bir anlaşma yaparız Hı -hı. gibi bir e, sözlü anlaşma çünkü şimdi bu İsveç konusu çok önemliydi biz Rusya ile bu kadar e, iyi ilişkiler içerisindeyiz bayağı önemli Rusya'nın dış ticaretini yapıyoruz Rusya'dan e, botaş işte para ödemiyoruz doğalgaz da bilmem ne bu ilişki önemli bir noktada biz buna rağmen Rusya'nın asla istemeyeceği, ya adam Ukrayna'ya savaş açtı NATO'ya girmesin diye. İsveç'te de dibindeki bir ülke onun niye NATO'ya girmesini istesin? İstemiyor. Buna eğer onay verdiysek çok kuvvetli bir alacak olması bir lazım. Göze Bu alacak da lazım. 2028'deki F-16'lar değildir herhalde. Yani Türk dış politikası o kadar aciz değildir. Kesin tam tersi de bence çok da iyi pazarlık yapmışlardır. Hı hı. Ve bazı e, seçim sonrası ortaya çıkabilecek umuyorum yanılmam. Yanılırsam üzülürüm. Bu kadar kötü bir pazarlık olmasını düşünmem yani. bence orada bu 2018'deki teslimat değil. Hı hı. yakın zamanda gelebilecek IMF Dünya Bankası'nın zaten onların Amerika'nın onayı olmadı. bir bize bir sunacağı program çerçevesinde ülkeye bir giriş döviz girişi olacak. Amerikan borsasında firmadan konuşalım isterim. Hı hı. Şimdi Amerika'nın son 3 krizi, son dramatik 3 krizi. Hı hı. 2000 teknoloji balonunun patlaması, hı hı. 2008 büyük depresyon hı hı. diyebileceğimiz hı hı. kadar büyük Great Recession, hı hı. Amerika'da e, mortgage krizi ve 2020'deki pandemi krizinde hı hı. geçici hı hı. ama daha sonra resesyonla sonuçlanmış e, kriz. Bunların ortak yanı nedir? Hepsi seçim yılı olması. Şimdi yani son 24 senede 3 tane kriz olmuş. Hepsi de seçime denk Son 6 seçimin 3'ünde olmuş yani. Her bir seçim iki seçimden birinde kriz oluyor. Yüzde elli ihtimalle evet. yani. Yani şu söyleme o zaman ya kriz yılında izin vermezler. Krize kadar idare ederim. Bunlar çalışmıyor. Evet. Büyük ihtimalle çalışmıyor. Hele bir sorunu sen şu anda olduğu gibi hı hı. görmezden gelip insanlara şu imaj verilmeye çalışıyor. Şu anda bak bu çok net. Biz aslında dünyanın bize yatırım yaparsanız Amerikan borsasına hı hı. çok kazanırsınız. O felaket tellalları var ya işte piyasalar kötü olacak diyenler onlar yanılıyor. Şimdi evet. mesela Amerikan borsasında Nvidia, e, işte Google falan bunlar çok iyi şirketler. Bunlarda hiçbir itirazım yok. Fakat hı hı, çok hı. iyi de aşırı iyi fiyatladığınız zaman sanki hiçbir zaman rekabet olmayacak. Bu şirketlerin ürünleri sonsuza dek tek başına gidecek. Ve bunun böyle olmadığını gördük geçmişte. Siz bunu böyle bir gecede 277 milyar dolar değerleme bak. Perşembe gecesi hı hı. bir günde Amerikan borsasında Nvidia'nın değeri 277 milyar dolar. Yani Türk borsasının tamamı Aha. kadar bir gecede değerlendi. Ya şimdi ya ileride bak çok iyi ürünü var. Bunların hepsine katılıyorum. Hı hı hı. Fakat şu gözden kaçıyor. Ya bu ürün şimdi geçmişte bir ürün üretmiyor. Hayır ya ürün bugün edebilir de yani şimdi bugün Son diyor ki kadar böyle, böyle gitmeyecek çünkü ürün ne oluyor Çinliler kopyalayacak. Çinliler Tabii. onu yapacak. Amerika iç pazarından birisi yapacak. Ya bu bir rekabette dayalı bir ürün. Ya bu Apple'ın yaptığı tarz bir şey. Apple Apple'da böyle yükselmedi hissesi. Anlatır mı? Yani Hı. nasıl? Apple'ın demek istediğim iCloud uh, Revenue'sine bütün bir telefon üzerinden kurdu. Ama telefonu çıkardığı için Apple'ın hissesi yükselmedi. Telefonla değerlendi ama daha sonra iCloud üstüne bir sistem kurdu yıllar yılı. Sistemin Hı. ne kadar rekabeti zor olan bir sistem olduğunu kıvama getirene kadar... E, Apple yavaş yavaş çıktı bu basamaklara. Nvidia Hı. bir yıl içerisinde... Hı -hı. Son bir yıl içerisinde yüzde yedi yüzler falan değerlenerek e, herkese diyor ki yani biz bir üretim biz yapay zeka diye bir şey var Hı -hı. o yapay zekayı da bir tek bizden alabiliriz yapay Zeka kimse bizim kadar iyi yapmıyor yapay Hı -hı. zekayı Hı -hı. kullanacağınız çiftleri ben de diyorum ki bugün böyle olabilir ama o uzun vadede borsa dediği şey vadeye yayılarak. şimdi evet. sen bunun 20 50 yıl yani yüzlere gelmiş bir Fiyat kazanç 100 yıl bunun böyle devam edeceği varsayımını kabul etmek. Hadi aa yok işte çok karlı artıca düşecek fiyat kazançı. Varsayamayız biz bunu. Evet, evet. Bir yıl sonra çok farklı bir e, rekabetin içine çıkacak. Amerika'da bunu çok gördüm. Cisco Systems Hı -hı. o kadar bir, mükemmel bir şirketti ki hala iyi bir şirkettir. Hı -hı. 2000 teknoloji balonunda onlarla şişti. Harika bir bilançosu vardı. Fakat hisseler çöktü bak. 2000'den bugüne 24 yıl geçti. Hala o fiyatları görmedim. Yani... Hala iyi bir şirket. İyi de yönetiliyor. Hı -hı. Fakat bu iyi bir şirketin, iyi bir ürünün olması sonsuza dek bu fiyatlamayı Şimdi rasyonel kılmıyor. Şimdi ben bunu söylüyorum. Diyorum ki bak tekrar tekrar. Ortada bir Amerika'yı e, çok gözünde büyüten Hı -hı. ve Amerika'nın bu işleri çok iyi yaptın. Ben Amerika'nın teknolojiye verdiği önemi, şunu hepsini sonuna kadar arkasındayım. Ben uzun yıllar orada yaşadım. E, Amerikan teşhisatında okullarda okudum. Buna, buna bir itiraz etmiyorum. Hı -hı. Fakat ben Amerika her şeyi kötüdür, yanlıştır, balondur şu, diyen bir taraftaki o e, her telaket telal tarafta da değil. Hı hı. Ben bunun e, bu oyunların çözülmesi gerektiği, insanların yatırım yaparken biraz çift taraflı görmeyi öğrenmesi gerektiği taraftayım. Şimdi de burada şişen bir balon varsa bu balonun içinde kalabilirsiniz. Hı hı. Ama döndüğü gün iş işten Çalınla geçmiş olacak. Evet, Aynen gerçekten. yani tıpkı Sasa Dayaktaş'ta olduğu gibi o uyarıları yaptık. Sonra bir süre kötü olduk. Şimdi de aynı uyarıları yapmaya devam ediyorum. Evet. Edeceğim de. Evet. Çünkü bunun patlayacağından şüphem yok. Amerikan borsalarında e, bir sıkıntı yaklaşıyor. Bütün bu anlattığım faiz evet. konuları şunlar bunlar. Fed de bir mini kriz yaratmak isteyecektir. Evet. Mart ayı evet. bu iş için idealdir. Öyle 11 mi? Mart'tan sonra e, niye 11 Mart? 11 Mart'ta bu Fed'in bankalara verdiği evet. şey doluyor. E, bir bankacılığı destekleme programı var. Evet. 11 Mart'ta o bitiyor. O zamana kadar sistem kendini şey yapabilir sonra çıkabilecek sorunlarda bankaları kurtarmaya gitmeyeceğini iddia ediyor. Dolayısıyla eğer bir bankacılık yani 11 Mart'tan sonra en ufak bir sorun çıkıp bir banka... ...ya benim paraya ihtiyacım var derse sen piyasadan bir bak, bak falan olacak? diyebilir. O da mini bir kriz yaratmak isteyebilir. Niye istesin? Olur mu? Seçim var. Hayır. Az önce söylediğim gibi bir mini kriz yaratırsa en azından majör bir krize sebebiyet vermeden... Hı -hı. Seçimi anca öyle görebileceğini düşünür ve faizleri biraz aşağı çekebilir. Hı -hı. Ama bu işin tabii büyük bir krize mi, mini bir krize sınırlı kalıp kalmayacağını bilmek işin zor kısmı. Hı -hı. Onun için ben her şekilde mutlaka bu Mart ayının zorlu bir ay olacağını yani, düşünen taraftayım. İndirim yapabilir, faizde indirim yapabilir. Ve bu esnada da bazı bankaların örneğin batmasını çıkmasını göze alacaktır. Faize indirimi ancak ve ancak bir kriz çıkarsa yapabilir. Hı yani hı. kriz çıkmadan faizi indirmeye bir e, rasyoneli Biraz yok. Sebebi yok. Gerekçesi evet. yok. Gerekçesi yok. Hı hı. Dolayısıyla o rasyoneli yaratması o gerekçeyi yaratması lazım. Hı hı. Gerekçe de piyasalar aman hı hı. gerekçe değil hı hı. tam tersine faizi arttırması için bir borsayı şişiriyor. Yani piyasaların davranışları Fed'in işini zorlaştırıyor. Hı hı. O onları Fed'i böyle doğru ittikçe... Fethi'nin işi zorlaştıkça bu böyle devam ediyor. Mesela bakıyorum yani Amerikan oyalıklarıyla borsanın aynı anda yükseldiğini görüyorum. ya. Yani bu pek e, ayrı alamet değil. Değil, değil yani. Değil mi? Doğru.